Merhabalar. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar. Behiç Fenatoğlu ben. İAS'de grup CEO'su olarak görev yapıyorum. 4 hafta kadar önce herhalde 15. senemizi doldurduk. Farklı departmanlarda, farklı bölümlerde yer aldıktan sonra 2012'den bu yana grup CEO'su olarak göreve devam ediyorum. Etkinlik gayet güzel. 300 kişinin üzerine çıktık. Aslında 2,5 sene kadar önce yaptığımız 25. yıl etkinliğimizden sonra ilk büyük etkinliğimiz İstanbul'daki. Bundan sonra her sene tekrar yollayacağız. Bizi de gururlandırdı açıkçası böyle 300 kişiden fazla bir geniş katılımla etkinlik düzenliyor olmak. Salonlar da yetmedi. Bundan sonra muhtemelen 6-7 tane salonda yenilikleri paylaşıyor olacağız müşterilerimizle, müşteri adaylarımızla. Tabii. Aslında bugünkü etkinliğimizde 604 versiyonumuzun ikinci update'ini, lansmanını da yapıyoruz bir tarafta. Ana başlıklarıyla bahsetmek gerekirse bir kere en önemlisi mobil client, Android client'la başlıyoruz. Dolayısıyla bu lansmanın arkasından bir buçuk ay içerisinde müşterilerimize sunuyor olacağız. Artık müşterilerimiz mobil taraftaki ihtiyaçlarını direkt kendi geliştirme platformumuz Troya'yı kullanarak Android üzerinde uygulamalar hazırlayabilecekler. Biz de bir taraftan kritik gördüğümüz, stratejik gördüğümüz bazı uygulamaları direkt Android üzerinde de müşterilerimize sunuyor olacağız. Bunun devamında da başka ne önemli yenilikler var aslında? Kanias IQ var. Click'le East Techas tarafındaki dünyanın büyük oyuncularından Click'le beraber bir iş ortaklığına gittik. Dolayısıyla Kanias IQ modülünü ortaya çıkarttık. Dolayısıyla iş zekası tarafında da müşterilerimiz bütün raporlama ihtiyaçlarını da Kanias IQ ile karşılayabilecekler. Bütçe modülümüzü yeniden yazdık. Bu da önemli bir yenilik. Onun dışında stratejik planlama tarafında önemli yenilikler var. İleri talep tahminleme, kaba kapasite planlama gibi yenilikler var. Bir de yeni modülümüz var. Production Intelligence, üretim iş zekası diye tanımlayabiliriz. Burada da üretim verimliliği ile alakalı çok ciddi raporlar ve rapor setleri var. Bunun dışında hemen hemen her modülde aslında yeniliklerimiz var. Elbette hani son olarak şundan da bahsetmek lazım. Altyapı tarafında da çok ciddi değişiklikler yaptık. Performans iyileştirme ile alakalı çok ciddi değişiklikler yaptık. Bunu müşterilerimiz versiyon geçişi yaptıkları zaman da daha yakından hissediyor olacaklar bu iyileşmeleri. Son zamanlarda bulut tabanlı yazılımları olan ilgi artışı gözüküyor. Evet. Günümüzün internet hızında göz önünde aldığımızda bulut ERP çözümlerini değerlendirebilir misiniz? Ya senin bu konudaki hedefleri nelerdir? Yani bulut tabanlı çözümlere talep arttı ama ERP yani ERP gibi bu kadar geniş çaplı işletmenin tüm iş süreçlerini takip ettiğimiz yazılımlarda aslında talep henüz beklediğimiz seviyede değil. IAS olarak bunun tabii çeşitli nedenleri var. Buna veri güvenliği de bunlardan biri olarak sayılabilir. İnternet hızları da bunlardan biri olarak sayılabilir. Ama biz IAS olarak bakarsak biz zaten 2002 yılından bu yana bulut tabanlı olarak ERP'mizin kullanılmasına hazırız. Hatta 2002 yılından bu yana kullanan müşterilerimiz de var Avrupa'da, Almanya'da. Bizim bu konuyla alakalı yaklaşımımız ne? Piyasada bulut çözümüne inandığımız firmalarla çözümler geliştiriyor olacağız. Tek bir firmaya bağlı kalmayacağız. Belki 3 ya da 4 tane firmayla çalışabilir halde müşterilerimize sunuyor olacağız bulut çözümümüzü. Bunlardan ilkini aslında gerçekleştirdik sayılır. Bugün burada bunlardan biri yer alıyor. Microsoft'un Azure çözümü üzerinde Kanias ERP çalışıyor. Önümüzdeki aylarda diğer bulut sağlayıcılarla diyelim benzer çözümlerimizi de müşterilerimize sunuyor olacağız. Türkiye'deki ERP sektörünün gidişatı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yani baktığımızda aslında ilk olarak ne demek lazım burada? Hala Batı'nın, Avrupa'nın gerisindeyiz bu konuda. Ama farkındalık ve bilinç seviyesi her geçen gün daha da artıyor. Hala istenilen seviyede miyiz derseniz hala o tarafta kat edecek yolumuz var diyebiliriz. Mehmet Bey, son olarak ERP seçimi yapacak olan firmalara Kanias ERP çözümünün doğru bir seçim olduğunu nasıl anlatırsınız? Nasıl anlatırız? Aslında global olarak bakacak olursak yani IAS'yi tercih edecek herhangi bir firma için ne gibi öne çıkan özelliklerimiz var diye bakacak olursak bir kere yüksek fonksiyoneliteden bahsetmek lazım. Yani bir işletmenin tüm üst süreçlerini uçtan uca kapsayacak şekilde fonksiyonelite sunuyoruz müşterilerimize. Yüksek teknolojiden bahsetmek lazım. Biz IAS olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana yeni teknolojileri takip eden,
platform bağımsızlığa önem veren, dolayısıyla müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri işletim sistemini, istedikleri veri tabanını kullanabilecekleri imkanları sunuyoruz. Aynı zamanda programa bağlanılabilirlik açısından hemen hemen bütün yapılarla entegre hale gelebiliyoruz. Bunlar öne çıkan özelliklerimiz. Elbette saymadan edemeyeceğimiz bir de kendi en önemli rekabetçi avantajımız diyebileceğimiz Troya yazılım geliştirme platformumuz var. 1994 yılında TÜBİTAK'tan aldığımız destekle geliştirdiğimiz platformumuz var. Bu müşterilerimize ciddi bir esneklik sağlıyor. Bu konuda ödüllerimiz de var. Almanya'daki GPS araştırma şirketinin bize verdiği esneklikte mükemmellik ödülü var. Üçüncü kez aldık bu ödülü. Bundan en önemli avantajlar sağlayabileceğim elbette müşteri memnuniyeti. Şu ana kadar sahip olduğumuz 700'den fazla müşterimizin memnuniyeti ve bu memnuniyet de aslında tescilleniyor. Yine Alman merkezli bağımsız araştırma şirketi Trovert'in yaptığı araştırmalarda da müşteri memnuniyetimiz çok üst seviyelerde çıkıyor. Bunlar Kania CRP'nin tercih edilmesi için en önemli etkenler diyebiliriz. Türkiye'deki firmalar açısından bakarsak da yazılım geliştirme ve Ar-Ge merkezimizin Türkiye'de olması, hani her ne kadar global bir şirket olarak bütün operasyonlarımızda yazılım geliştirme ve Ar-Ge yapıyor olsak da yazılım geliştirme ve Ar-Ge'mizin merkezi burası, Türkiye. Dolayısıyla herhangi bir şeyi geliştirirken lokalizasyonla alakalı, mevzuatla alakalı çalışmalar gerektiği zaman önce Türkiye mevzuatına uygun bir şekilde programımızı Kania CRP'yi müşterilerimize sunuyoruz. Bu da Türkiye'de yer alan müşteri adayları için aslında önemli bir avantaj. Bir diğer avantaj da destek. Dolayısıyla destek ekibimiz Türkiye'de, yazılım geliştirme ekibimizin önemli kısmı, Ar-Ge ekibimizin önemli kısmının Türkiye'de olması iyileştirme gerektiği zaman ya da herhangi bir yenilik gerektiği zaman müşterilerimize direkt temas etme açısından çok ciddi avantaj sağlıyor. Biraz önceki sorduğun soruya aslında ek olarak bu maddede bir şey daha eklemek lazım. Bu soruda bir şey daha eklemek lazım. O da dokümantasyon konusunda yaptığımız çalışmalar. Özellikle son bir yılda bu konuya çok ciddi ağırlık verdik. Ve daha önce müşterilerimize sunduğumuz help'lere ek olarak 2000'den fazla sürecimizi hem videolarla eğitim videoları haline getirdik hem de eğitim kılavuzları haline getirdik. Bu bahsettiğim çalışmalarda ilk başta Türkçesi yayınlanıyor ve arkasından biz bunları İngilizceye, Almanca'ya ya da diğer hizmet sunduğumuz bölgelerdeki dillere çeviriyoruz. Bunlar da Kania CRP'nin tercih edilmesi için en önemli etkenler diye sıralayabilirim. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim.